Kumral bir hizmetkar girdi. Elindeki işlemeli gümüş tepsiye taşıdığı iki kadeh buzlu gül şerbetini eğilerek ikram etti. Ömer buğulanmış serin kadehlerden birini aldı. Tadını çıkara çıkara içmeye kararlı olduğu için bir yudum aldı sadece. Nizam ise kendi kadehini bir dikişte boşaltıp kaldığı yerden devam etti. Senin buradaki varlığın benim için bir sevinç ve şeref kaynağı. Hayyam bu konukseverliğin altında kalmayıp bir cevap vermek istedi. Nizam bir el hareketiyle engelledi onu. Seni pohpohlamaya çalıştığımı sanma. Hüdadan başkasına övgü düzmeyecek kadar güçlüyüm. Ama Hoca Ömer, bir imparatorluk ne kadar geniş, ne kadar kalabalık ve ne kadar bolluk bereket içinde olursa olsun hep adam kıtlığı çeker. Dışarıdan baktığında kuldan, karınca yuvası gibi kaynayan meydanlardan, yoğun kalabalıklardan başka bir şey göremezsin ama ben zaman zaman savaş nizamında ilerleyen ordumu, namaz saatinde bir camiyi, çarşıyı hatta kendi divanımı seyreder ve şunu sorarım kendi kendime. Şu adamlardan bir marifet, bir bilgi, bir sadakat örneği, bir şahsiyet belirtisi istesem, her saydığım vasıfla birlikte çevremdeki kitlenin seyreldiğini, eridiğini ve giderek kaybolduğunu görmez miyim? Yalnızım ben. Hoca Ömer, iflah olmaz bir yalnızlık bu. Divanım da boş, sarayım da. Bu şehirde bir imparatorluk ıssız. Sanki bir elimi hep arkamda gizleyerek alkış tutmak zorundaymışım gibi geliyor. Senin gibi adamları bırak, Semerkant'tan getirtmeyi böyle adamları bulmak için Semerkant'a kadar bizzat yürüyerek gitmeye razıyım. Çok mahcup olan Hayyam ağzının içinde estağfirullah gibi bir şeyler geveledi. Ama vezir hiç aldırmadı. İşte benim düşlerim ve kaygılarım bunlar. Bıraksan günlerce gecelerce konuşurum bu konuda. Ama ben daha çok seni dinlemek istiyorum. Bu düş seni de bir biçimde etkiliyor mu? Yanımda sana layık bir yer almaya hazır mısın, değil misin? Bir an önce öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Projelerin coşku veriyor. Gösterdiğin güven de beni onurlandırıyor. Benimle birlikte çalışmak için ne istersin? Ben nasıl açıkça konuştuysam sen de hiçbir şey gizlemeden söyle bana. Ne istersen olacak. Sakın pısırıklık yapma. Bu çılgın cömertlik anımı boşa harcama. Bir daha bulamazsın. Güldü. Hayyam'ın aklı öylesine karışmıştı ki belli belirsiz gülümseyebildi ancak. Herhangi bir yokluk çekmeden mütevazi çalışmalarımı sürdürmekten başka bir dileğim yok. Yiyeceğim, içeceğim, başımı sokacak bir dam, sırtıma bir giysi olsun yeter. Fazlasında gözüm yok. Başını sokman için sana İsfahan'ın en güzel evlerinden birini hediye ediyorum. Bu saray yapılırken ben de orada kalmıştım. Bağları, bahçeleri, hizmetkarları ve cariyeleriyle birlikte senindir artık. Masrafların için sana 10.000 sultani dinar tahsisat bağlıyorum. Ben yaşadığım sürece her yılın başında bu miktar sana ödenecektir. Yeter mi? Çok fazla. Bu kadar parayı ne yapacağımı bilemem ben. Hayyam içten konuşuyordu ama Nizam öfkelenmiş göründü. Bulduğun tüm kitapları satın alıp şarap küplerinin hepsini doldurduktan ve tüm sevgililerini mücevherlere boğduktan sonra geri kalanını muhtaç durumdakilere sadaka diye dağıtır, Mekke kervanının masraflarını karşılar, bir de adına cami yaptırırsın. Mala mülke ilgisizliğinin ve gösterdiği tevazunun ev sahibinin pek de hoşuna gitmediğini anlayan Ömer gözünü iyice kararttı. Hep bir rasathane inşa etmeyi dilemiştim. Taştan büyük bir sekstanı, bir usturlabı ve çeşitli aletlere olan bir rasathane. Güneş yılının tam uzunluğunu ölçmek istiyorum. Dilediğini olmuş bil. Önümüzdeki hafta sana bu konuda tahsisat veririz. Yeri sen seçersin. Rasathanen de birkaç ay içinde yapılıp bitirilir. Peki ama istediğin başka bir şey yok mu? Allah şahidim olsun başka hiçbir şey istemiyorum. Cömertliğinin altında ezildim. O halde ben de senden bir şey isteyebilirim belki. Bana verdiklerinden sonra sınırsız minnetimin küçücük bir parçasını olsun sana gösterebilmek erişilmez bir mutluluk olur. Nizam sözü ikiletmedi. Seni ketum biri diye biliyorum. Fazla konuşmazsın. Bilge, adil, hakkaniyetli, her konuda eğriyi doğrudan ayırabilir bir adam diye tanıyorum. Güvenecek biri olduğunu biliyorum. Bu yüzden çok zor ve hassas bir görevi senin ellerine emanet etmek istiyorum. Ömer en kötüsüne hazırlıklıydı. Zaten onu bekleyen de en kötüsüydü. Seni sahibi haber yapıyorum.
Sahibi haber mi? Ben mi? Hafiyelerin başı yani. İmparatorluğun istihbarat başı olacaksın. Hemen cevap verme. Senden beklenen iyi insanların peşinde hafiyelik yapman. Müminlerin evlerine sızman değil. Herkesin huzur içinde yaşamasını sağlaman. Bir devlette yapılan en ufak haksızlığın, en küçük adaletsizliğin bile hükümdar tarafından bilinmesi ve kim suçlu olursa olsun herkese ibret alacak biçimde cezalandırılması gerekir. Şu kadı veya bu vali görevini kötüye kullanıp yoksulların sırtından kesesini dolduruyorsa biz bunu nereden bileceğiz? Kurbanlar şikayetçi olmayı göze alamadığına göre hafiyelerimiz sayesinde. Tabii bu hafiyelerin de kadılar, valiler veya emirler tarafından satın alınmaması, onların suç ortağı haline gelmemesi şart. Zaten senin yani sahip haberin işi de bu. Görevlere yerleştirilmek üzere satın alınamayacak adamları bulmak. Böyle satın alınamayacak adamlar varsa onları vali veya kadı yapmak daha basit bir çözüm olmaz mı? Safça yapılmış bir gözlemdi bu aslında. Ama nizamın kulağını hafif bir alay içeriyormuş gibi çalındı. Sabırsızlanıp ayağa kalktı. Tartışmak istemiyorum. Sana ne sunduğumu ve senden ne beklediğimi söyledim. Git önerimi düşün. Tart, biç. Doluya koy, boşa koy. Yarın da gelip bana cevabını bildir. Düşünmek, tartmak, biçmek. Hayyam o gün bunları yapabilecek halde değildi. Divandan çıkınca çarşıdaki en dar sokağa daldı. İnsanların ve hayvanların arasından sağa sola kıvrılarak ilerledi. Baharat tepecikleri üzerinde yükselen yalancı mermerden tonozların altından yürüdü. Sokak her adımla biraz daha loş bir görünüm alıyor. Kalabalık sanki yavaş hareket ediyor. Bağırış çağırış mırıltıya satıcılar ve müşterekler maskeli oyunculara uyur gezer dansçılara dönüyordu. Ömer sağa sola yalpalayarak körlemesine yürüyordu. Düşeceğinden veya bayılacağından korkuyordu. Birdenbire tam manasıyla cengelin ortasında bir açıklığı andıran ışığa boğulmuş küçük bir meydana çıktı. Çiğ güneş ışığı kırbaç gibi indi yüzüne. Şöyle bir dikildi, soluk aldı. Neler gelmişti başına? Teklif edilen cehenneme zincirlenmiş bir cennetti. Buna nasıl evet veya hayır denebilirdi ki? Vezirin karşısına hangi yüzle çıkacak ya da şehri hangi yüzle terk edecekti? Sağında bir meyhanenin yarı aralık kapısını gördü. İtti. Birkaç basamak indi. Basamaklar kuma gömülmüştü. Basık tavanlı izbe bir yerdi. Girdi. Nemli toprak zeminin üstüne şekilsiz sıralar ve rengi atmış masalar dizilmişti. Sek kum şarabı ısmarladı. Kenarı çentikli bir testide geldi şarap. Gözlerini yumup başına dikti testiyi. Geçip gidiyor o asude gençlik çağı. Unutmak için dikiyorum kafama şarabı. Acı mı geldi böylesi gider hoşuma. Ömrümün ağızda bıraktığı tatlı acı. Birden zihninde bir ışık çaktı. Herhalde bu fikri bulmak için bu izbe meyhanenin ta dibine kadar gömülmesi gerekiyordu sanki. Fikir onu ortada bu masanın üstünde dördüncü kadehin üçüncü yudumunda bekliyordu. Hesabı ödedi, yüklüce bir bahşiş bıraktı. Yeniden yeryüzüne çıktı. Gece olmuş, meydan boşalmıştı. Çarşının her sokağının ucu ağır bir kapıyla örtülmüştü. Ömer kaldığı kervansaraya ulaşmak için yolu uzatıp civardan dolaştı. Açmak zorunda kaldı. Ayaklarının ucuna basa basa odasına girdiğinde Hasan çoktan uyumuştu. Ciddi, yüzünde ıstırap çeken bir ifade vardı. Ömer onu uzun uzun seyretti. Zihnine bin bir soru üşüşüyor ama cevaplarını hiç aramadan def ediyordu onları. Kararını vermişti bir kez, geriye dönmeyecekti. Kitaplarda bir efsane dolaşır. İçinde bulunduğumuz bin yılın başına her biri kendince damgasını vurmuş üç İranlı arkadaştan söz eder bu efsane. Dünyayı gözlemleyen Ömer Hayyam, o dünyayı yöneten Nizamül Mülk ve aynı dünyaya dehşet saçan Hasan Sabbah. Birlikte Nişapur'da öğrenim gördükleri rivayet edilir. Tabii ki bu doğru olamaz çünkü Nizam Ömer'den 30 yaş daha büyüktür. Ve Hasan eğitimini Rey'de yapmış, belki doğduğu şehir olan Kum'da da biraz ders almış ama kesinlikle Nişapur'da mektebe medreseye gitmemiştir. Acaba hakikat Semerkant yazmasında mıydı? Der kenarları dolduran vakayi nameye göre 3 adam ilk kez İsfahan'da Feleğin elinde kör bir oyuncak olan Hayyam'ın girişimiyle vezirin divanında buluşmuşlardı.
Nizam birkaç kağıdın evrağın arasında sarayın küçük odasına çekilmişti. Kapının aralığından Ömer'in yüzünü görür görmez cevabın olumsuz olacağını anladı. Demek böyle projelerim seni ilgilendirmiyor. Hayyam sıkıntılı ama kararlı bir sesle cevap verdi. Projelerin çok görkemli ve ben onların gerçekleşmesini canı gönülden diliyorum. Ama bana teklif ettiğin katkıyı yapmam olanaksız. Sırlarla onları ortaya çıkaranlar arasında kalınca hep sırlardan yana taraf olurum ben. Bir hafiye yanıma gelip de bir konuşmayı rapor etse bu işlerin ne onu ne beni ilgilendirdiğini söyleyip ağzını mühürlemesini buyurur. Bir daha eşiğimden içeri adım atmasını yasaklarım. Benim insanlar, olaylar ve hakkındaki merakım bambaşka biçimlerde ifade ediyor kendini. Kararına saygı duyuyorum. İnsanların kendilerine olduğu gibi ilme vakfetmelerini imparatorluk için hiç de yararsız bulmuyorum. Söz verdiğim her şey, yıllık tahsisat, ev, rasathane, hepsi hakkın gönlümden koparak verdiğim hiçbir şeyi geri almam ben. Seni icraatıma daha yakından ortak etmek isterdim. Olmadı. Şimdi vakanüvistlerin gelecek nesillere şu satırları bırakacaklarını düşünerek teselli buluyorum. Ömer Hayyam, Nizamül Mülk'ün devrinde yaşadı, itibar gördü, hayatın sıkıntıları ona ulaşamadı ve gözden düşme tehlikesiyle karşılaşmadan hayır diyebildi vezire. Bu yüce görünürlüğün hak ettiği tüm şükranı bir gün gösterebilecek miyim acaba? Ömer sustu. Söze devam etmeden önce biraz duraksadı. Belki de yeni tanıştığım bir adamı sana takdim ederek teklifini reddetmemi unutturabilirim. Çok zeki bir adam. Muazzam bilgili ve çok becerikli. Bu sahip haber mevkii için biçilmiş kaftan ve senin teklifine çok memnun olacağına eminim. Rey'den İsfahan'a senin yanına kaplanma umuduyla geldiğini çıtlattı bana. Demek ki hırslı biri diye söylendi Nizam dişlerinin arasından. Kaderim böyle benim. Ne zaman güvenilebilecek birini bulsam hırsı yeterli olmuyor ve iktidara ilişkin şeylerden kuşku duyuyor. Ve ne zaman bir adam önüne sunduğum her işin üzerine atlamaya hazır gözükse bu telaş beni kuşkulandırıyor. Bıkkın ve kaderine razı bir hali vardı. Adı ne bu adamın? Hasan bin Ali Sabbah. Ama seni uyarmalıyım, Kum doğumlu. İmami bir Şii öyle mi? Her türlü sapkınlığı ve her türlü sapmaya karşı olsam da benim için sorun değil. En iyi mesai arkadaşlarımdan bazıları Şii. En iyi askerlerim Ermeni. Hazinedarlarım Yahudi. Yine de hepsine güveniyor ve hepsini koruyorum. Sadece İsmaililerden kuşkulanırım. Dostum da bu mezhepten değildir herhalde. Bilmiyorum. Ama Hasan yanıma geldi zaten. Dışarıda bekliyor. İzninle içeri çağırayım. Dilediğin gibi sorguya çek. Ömer birkaç saniye gözden kayboldu. Sonra ahbabıyla birlikte göründü. Hasan da çekingenlikten eser yoktu. Ama sakalının altında kasılıp seyiren iki adaleyi fark etti Hayyam. Sana Hasan Sabbah'ı takdim edeyim. Bu kadar sıkı bir sarığın altına hiçbir zaman bu kadar çok bilgi sığmamıştır. Nizam gülümsedi. Ulemanın arasına düştüm. Tam manasıyla. Emirlerin en makbulü alimlerle yarenlik edendir demezler mi? Cevap Hasan'dan geldi. Alimlerin en kötüsü emirlerle yarenlik edendir de derler. Bir ağızdan atılan içten ama kısa kahkaha onları birbirine yaklaştırdı. Sonra Nizam hemen kaşlarını çatıp meşhur acem palavracılığının kaçınılmaz laf cambazlığını kısa kesip Hasan'dan ne beklediğini anlattı. Daha ilk cümlelerle birlikte çok iyi anlaştıklarını gördüler. Ve Ömer'e de sessizce çekilmekten başka yapacak bir şey kalmadı. Böylece Hasan Sabbah hızla vezirin vazgeçilmez yardımcılarından biri oldu. Sahte satıcılardan, sahte dervişlerden, sahte hacılardan oluşan bir hafiye ordusu muazzam bir istihbarat ağı kurmaya başardı. Tüm imparatorluk satına yayılan bu hafiyelerin her yerde kulağı vardı. Dinlenmedik saray, ev, çarşı köşesi bucağı kalmamıştı. Komplolar, dedikodular, iftiralar hepsi rapor ediliyor, açığa çıkarılıyor, kurulan düzenler örtülü bir biçim veya herkese ibret olacak şekilde bozuluyordu. İlk başlarda Nizam çok mutluydu. Ürkütücü mekanizma kendi elindeydi. Menikşah'ın yanında eseriyle övünüyordu. Hükümdar o zamana dek bu işe uzak durmuştu. Babası Alparslan bu tarz siyasete karşı çıkmasını nasihat etmemiş miydi? Her yere hafiye yerleştirirsen diye uyarmıştı onu.
Gerçek dostların kendi sadakatlerini bildikleri için bu yapılandan kuşku duymazlar. Oysa ki hainler hemen dikkat kesilir. Hafiyeleri satın almaya bakarlar. Yavaş yavaş gerçek dostlarının aleyhine, düşmanlarınınsa lehine raporlar almaya başlarsın. Sözler ister iyi ister kem olsunlar, oklara benzerler. Sürüyle atarsın içlerinden, biri hedefi vurur. Giderek gönlün dostlarına kapanır. Hainler yanına yörene yerleşir. O zaman gücünden ne kalır geriye? Ama haremde kendisini zehirlemek isteyen bir kadın ortaya çıkarılınca sahibi haberin yararı hakkında sultanın şüpheleri silindi. Hasan Sabbah bir gün içinde sultanın yakın çevresine girdi. O zaman Hasan ile Melikşah arasında kurulan dostluğa bozulma sırası nizama geldi. İkisi de gençti ve kimi zaman özellikle de cuma günleri sultanın yakınlarına verdiği geleneksel şöleninde bir olup ihtiyar vezirle eğleniyorlardı. Şenliğin ilk bölümü son derece resmi ve ağırbaşlı geçerdi. Nizam, Melikşah'ın hemen sağında otururdu. Edipler ve alimler çevrelerini sarar, Hint ve Yemen kılıçlarının üstünlüklerinin karşılaştırılmasından farklı Aristoteles yorumlarına kadar akla gelebilecek her konuda tartışmalar yapılırdı. Sultan bu tür atışmaları bir müddet merakla izler, sonra dikkati dağılır, bakışları dalgınlaşırdı. O zaman vezir kalkma vaktinin geldiğini anlar, saygıdeğer konuklar da onu izlerdi. Onların yerini derhal sazendeler ve rakkaseler alır, şarap testileri dolup boşalır, hükümdarın ruh haline göre ağır aksak veya çılgınca bir havada seyreden içki alemi sabahlara dek sürerdi. Hanedeler rübab, ud veya tat eşliğinde en gözde temaları olan Nizamül Mülk konusunda doğaçlamalara girişirlerdi. Sultan bir türlü vazgeçemediği güçlü vezirinden öcünü gülerek alırdı. Onun nasıl çocukça bir taşkınlıkla el çırptığını görünce bir gün bu ellerin atasına da vuracağını kestirmek güç değildi. Hasan, sultanın vezirine karşı gösterdiği en ufak hınç işaretini besleyip büyütmekten geri kalmıyordu. Nizam nesine güveniyordu? Bilgeliğine mi, bilgisine mi? Hasan da her ikisi de bol bol vardı. Bunları ustadırca sergiliyordu. Tahtı ve imparatorluğu savunma yeteneğiyle mi övünüyordu? Hasan da kısa sürede ona denk bir yetkinliğe sahip olduğunu kanıtlamıştı. Sadakat deseniz onu oynamaktan daha kolay ne vardı? Yalancı ağızlardan dökülen sadakat sözleri kadar kandırıcısı bulunmazdı. Her şeyden önemlisi Hasan, Melikşah'ın dillere destan cimriliğini kışkırtmayı biliyordu. Onu vezirin harcamalarından sürekli haberdar ediyor, Nizam'ın ve yakınlarının yeni giysilerini fark etmesi için elinden geleni yapıyordu. Nizam iktidarı ve şatafatı seviyordu. Hasan'ın gözü ise sadece iktidardaydı. Bu yüzden egemenlik katında bir zahit gibi oturmayı biliyordu. İyice körükledikten sonra ateşi yakmayı kararlaştırdı. Olay bir cumartesi günü taht odasında meydana geldi. Sultan öğleye doğru baş ağrısıyla uyanmıştı. Canı son derece sıkkındı. Vezirinin Ermenilerden oluşan muhafızlarına 60 bin altın dağıttığını öğrenmiş, fena içerlemişti. Haber tabii ki Hasan ve şebekesi aracılığıyla kendine ulaşmıştı. Nizam, sabırla ayaklanmayı önlemek için birlikleri beslemek gerektiğini, en ufak bir ayaklanmada harcamanın 10 misli fazlasını harcamak gerekeceğini anlatıyordu. Melikşah ise avuç dolusu altın saçmakla onun sonunda maaş verilemeyecek duruma düşüreceğini, ayaklanmanın işte o zaman başlayacağını söylüyordu. İyi bir hükümet altınını ihtiyaç duyulacak günler için saklamamalı mıydı? Nizam'ın 12 oğlundan biri söze karışmanın yerinde olacağını düşündü. İslam'ın ilk günlerinde Halife Ömer, fetihlerde sağlanan altınları saçmakla suçlandığında şöyle demişti. Bu altın bize Allah'ın lütfu değil mi? Allah'ın daha fazlasını bahşedeceğine inanmıyorsanız hiçbir şeyi sarf etmeyiniz. Bana gelince Allah'ın cömertliğine inanıyorum. Müslümanların iyiliği için sarf edebileceğim altından bir tekini bile kasamda tutmam. Melikşah'ın böyle bir davranışta bulunmaya hiç niyeti yoktu. Hasan'ın kafasına soktuğu bir düşünce nicedir içini kemiriyordu. Emrine verdi. Hazineme giren her bir kuruşun ve sarf edilen her bir akçenin ayrıntılı hesabını istiyorum. Sonuç ne zaman hazır olur? Nizam çökmüş gibiydi. Bu hesabı verebilirim ama zaman alır dedi. Ne kadar zaman hoca? Sultanın ata değil de hoca demesi dikkati çekti. Gerçi saygılı bir sesleniş biçimiydi ama
gözden düşmenin işareti de sayılabilirdi. Nizam şaşırmış anlatmaya çalışıyordu. Her eyalete bir muhasip göndermek ve uzun hesaplar yapmak gerekecek. Allah'ın inayetiyle geniş bir imparatorluğa sahip biz böyle bir çalışmanın sonucunu 2 yıldan önce almamız zordur. Hasan saygılı bir biçimde yaklaştı. Efendimiz dedi. Olanak verilir ve divanın bütün evrakının verilmesi emredilirse böyle bir çalışmayı 40 gün içinde tamamlarım. Nizam cevap vermek istediyse de sultan ayağa kalkmıştı. Büyük adımlarla kapıya gitti. Pekala dedi. Hasan divana girecektir. Divan kalemi onun emrinde olacak. Onun izni olmadan hiç kimse kaleme giremeyecek. 40 gün sonra bu iş bitmiş olacak. O günden sonra bütün imparatorluk büyük bir telaşa düştü. İdari kesimlerde çalışma yürümez oldu. Birliklerin ayaklanacağı haberleri gelmeye başladı. İç savaştan söz edilir oldu.